Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lehum yasinun. Şimdi buradan 9. telvi 456 burada tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz diyor. Birincisini ben burayı sonra 6'ya atlayacağım. Birinci bir okuyayım. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla. Yani şart bu. İstikametli tarikat vasıtasıyla. Saadeti buldunuz mu abi? Buldum abi. İstikametli tarikat vasıtasıyla saadeti ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakaik imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve anel yakın derecesine zuhurlarıdır. İmanın iki cedere var. Birisi iman insanı sahne zülcelanına nispet ediyor. Tamam. Ne anladın Resul nispetten? Bağ. En zahir manası bağ. Allah'a bağ. Yani onunla kıymet, değer kazanır. İkincisi, iman bir intisaptır. Zaten bağ var orada. Hemen yanındaki cümle o. İman, insanı sahne zülcelerine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Eğer nispet ediyor, insanı sancılıca nispet ediyor değil mi? Öyle demedik mi? Şu kıyas gibi mi abi? Yani bazı şeyler değer kazanıyor ya, onlarla ölçülüyor. Onu birini birisi düşünemiyorsun. Yani imanda Allah'la insan arasındaki bağı kuruyor. Oradaki nispeti, alakayı şey yapıyor. Yani farkı fark ettiriyor yani oradaki. Peki, fark nedir yani? Bu nispet midir, intisap mıdır? Seni söyledi. Nispet ediyor. İman nispet ediyor. Yani kıyas ediyor. Yani tamam, kıyas ediyor. İntisap nedir? İman diyor, bir intisaptır diyor. İntisap da ona atılan şeyler. Bağ gibi abi. Yani onu zaten söyledin nispette. İkisi de aynı oldu. Aynı olmaması lazım. Yani birisi nispet, birisi bağ. Yani iman ettikten sonra ancak kıyas edebilirsin abi. Aradan imanı kaldırdığın zaman tabii intisap ilk önce geliyor. İntisap daha öne geliyor. İntisap ettikten sonra sen dedin ki eşyanın sana arasındaki bağları kuruyorsun. Yani ben eşyayı neye göre kıyas edeceğim abi? O bağ kurduktan sonra o nispetler ortaya çıkıyor abi. Bağ kurulduktan sonra o nedir diye yorumluyorsun. Nispetler ortaya çıkıyor. Bu öbürsü nasıl çarpacak senin bağ? Mesela kafir hep maddede arıyor. Arkasına geçemediği için. Ama bir mümin hemen onu yaratılana, yani masnuattan saniye geçiyor, yani sanattan sanatkara geçiyor. İman vasıtasıyla bunu yaratıyor. Başka şey diye var? Söyleyeyim abi. Söyle abi. Nesep abi aslımıza bizi götürüyor. Nispet? Bizi aslımıza götürüyor. Noktayı, nispet, nesepten geliyor. Nokta istinad. İmanın kuvvet tarafı, onun haricinde ezel tarafı abi, öbürsü nur tarafı, intisap, nokta istinat ahirete bakıyor ve ebed tarafı oluyor ve nur tarafı oluyor imanın. Biri istikbal, biri müstakbel. İman yapıyor bunu. İman diyor, insanı sahne zülcelerine nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor. Senin nesebini taşıyor.
aslına taşıyor. Soy değil. Aslı. Bir insanlar arasında soy kullanılır. İman Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Nesebine taşıyor. Aslına, kökenine taşıyor. Zatı gösteriyor. Nispette zatı gösterir. Yani bu ezel tarafı, doğru. Ezel tarafımız. Doğru, genetik değil ama bu. Genetik. Yani genetikle iman ne alakası var? Yok, yanlış yazmışım o yüzden. Yok, tamam, yani o biyolojiktir o genetik. Yani mesela diyelim ki ruhun genetiğidir. İman bedensel değil ki, iman ruhsaldır. Küfür de ruhsaldır. Yani kabul etmek, reddetmek bedenle de yapılmıyor. Yani 90 kilo adam iyi adam, 60 kilo adam kötü adam. Niye 60 kilo? Yani iyilik, kötülük soyuttur yani, somut değil. Tamam. Peki, ikinci bir cümle getiriyor. İman bir intisaptır. Bu bağdır. Birincisinde iman insanı sanzüne nispet ediyor. Bağ değil o. İkincisi bağdır. İki şey arasında bağ kurulabilmesi için ikisi aynı cins tipten olması lazım. İman bilintisi aptır. Yani ahirete bağ atar. İnsanın iki cenahı var temelde. İkisini yorumluyor orada. Bir nokta istinat, bir de nokta istinat. Başka bir şeysi yok. Nokta istinat şu. Koltuğa dayanmak. Nokta istimdat istediği ler var. İstedikleri var. Fıtratın iktizası var. Fıtrat bir şeyler istiyor. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Neler istiyorsa bak bakalım. Hiçbirisi burada yok. Bunu iman bu isteğinin kaynağına bağlıyor. Peki nedir o? O fıtratına mecra veriyor. Yol oluyor. Bağ oluyor. Yani fıtratın istekleriyle fıtrat ahireti casusluyor. Casusluyor insan. Casuslamak, oradan haber almak, dikizlemek, orayı kavramak, orada haberdar olmak. Ahiretin varlığını, mesela Allah'a haşa, peygamber göndermeseydi dahi, peygamber göndermesiydi haşa kitap. İnsanın fıtratında beka arzusu var. Beka isteği olacaktı. Ama bunu putlaştıracaktı. Ama semavi dinlere, şunlara, bunu bir yere tapınacaktı yani. İnsanın beka arzusu dinlerin gelmesiyle çıkan bir şey değil, zaten var. Dinler gelmesi mecra vermiş. Yani fıtratın isteği. Bu sefer iman intisaptır. Yani fıtratın isteğini göstermiş. Kaynağını göstermiş. Yani sendeki bu şey, istek şuradan geliyor. Çünkü beka fani dengelemez. İman, hani 23'ün söz ya, bir tanemiz insan, iman insan sadece nispet ediyor. Lugata bakmayız yani. Çünkü korkunç bir zandayız. Zandayız yani. Zan, bildiğimizi zannedip balonun içine girmektir. Dünyamızı küçültmektir. Zanın da iyisi de var, kötüsü de var. Benim daha bir cümlem bu konuda. Zan, içerisinde şüpheyi barındıran ilimdir. Korkunç bir cümledir. Yani ademi vücutlar, ilmi nihayetsizlikten çıkaran, Allah'ın ilmiyle bizim ilmimizi ayırt eden ilmimizin içindeki şüphelerdir, zanlardır. Nihayetli yapıyor. Dolayısıyla iman Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nesebine götürüyor. Aslına, kökenine götürüyor.
şeyse, intisap ise bağlıyor. Allah'a bağlanmaz. Bağlanmak bazen diyoruz. Allah'a bağlanmak ama öyle koyuyor. Yani ilmi bir şey değil. Eşit olan şeyler arasında bağ olur. Kutsi şeylere nispet edilir. Nesebine götürür. Şimdi burada da şöyle diyor. Bak, istikameti tarikat vasıtasıyla. Mesela koca bir dersi kullandık biliyor musun burada şimdi? Yani bu size kaç dakika oldu söyleyeli? Nispetle intisap. 3 dakika oldu mu? Ama 3-4 günü uğraştım. Nereden çıkarıyorsun bunu? 3 günden çıkarıyor. İşte bizim izahlarımız külliyatta çalışmaların kendisidir. Cahil adam, külliyatı araştırmayan insan kendi çıkarımı zanneder. Ama iman insan sahne zülcelerine nispet eder diye geçmiştir. Ama biz bu nispet nedir diye araştırdığımız zaman külliyata nesebine taşınmaktır. Aslında düşünmektir. Nokta istinaattır. Ezel canibidir. Ezel, mazi hal istikbali birden tutan bir aynadır. O tarafımızı bize gösteriyor. Bu da manadır. İman diyor bir intisaptır. Bu da ebed tarafımızı gösteriyor. İmanı bir ahirettir. Çünkü eşit olanları bağlar. Bu da noktayı istindattır. Ama kör olası cehalet, kör olası zan, izah ediyor zanneder. Oysa içerikleri bunlar. Ustadımızın emridir. Sizin diyor izahlarınız devam edecek diyor. 56 Kastamonu değil mi? Şerh ve izahla sizin vazifeniz devam ediyor. Niçin sitem ediyorum biliyor musun bazen? Masum insanlara mani oluyorlar istifadelerine. Ama nasıl mani oluyorlar biliyor musun? Kendileri maalesef evde odasında istifade ediyor. Millete kendisinin istifade ettiğini ve çok iyi biliyor ki bu insanlar bu dersi dinlerse istifade edeceğini de çok iyi bildiği halde dinlemeyin söylüyor. Ama kendisi istifade ediyor. Böyle bir insan nasıl bir insandır? Ne kadar zalimdir. Hak zalimi, hakikatin zalimi ve kul hakkıdır ve haramdır. Çünkü kendisi okumuyor, kendisi dinlemiyorsa tamam. Bu kendi bilgisidir. Ama kendisi gizliden gizliye istifade edip de yani bu bilgilerden insanlara ben yeni bir şey söylüyorum veya bir sürü zanlarla kendi istifade ettiği ve çok iyi biliyor ki bu insanlar istifade edeceğini bildiği halde çünkü kendisi ediyor ama etmeyin diye söylemesi kadar zalim kim olabilir? Ve bu kendisi istifade ettiği halde başkasına girmeyin diyene ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Ve gıybettir. Ve şahsen hakkımı helal etmiyorum. Çünkü benim hakkım değil, umumi hukuktur. Mesela bir kardeşim iman insanı sahne zülcelerine nispet ediyor. Bu izahı bilme hakkı vardır. Senin hakkın yoktur ona mani olmaya. Hakikaten inanıyorsan bu zarardır, bunu dinlememeli. O zaman samimiysen ve vicdanın varsa, Allah'a ve ahirete inanıyorsan sen dinleme. Sen de dinleme tamam. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Senin düşüncene saygı gösteriyorum. Ama sen gizliden gizliye istifade ettiğin halde, insanlara diyorsan ki bakmayın, etmeyin istifade, hasedin zalimane kısmıdır. Haset neydi? Hasedin üç modu var. Fasat, ifrat, tefrit. İfratı nedir? Onda olmasın da bende de olmasın. Tefriti nedir? Bende olsun onda olmasın. Vasatı nedir? Onda da olsun bende de olsun. Bu neye ne için geldik ki? Ben bu Risale-i Nur'un umumi hukuk olduğunu, bu mana bana ait olmadığını ve İman, sahne zülcelerine nispet ediyor, iman bir intisaptır, 3 gün uğraştım. Ve bu benim hakkım değildir. Risale-i Nur'daki çıkarım, bir parçasını söyledim.
hepsi bir değil. Bu umumi hukuktur. Buna mani olanlara, benim vasıtamla mani olanlara ki benim bir hakkım varsa, şahsi hakkımı da helal etmiyorum. Risale-i Nur'un hakkı varsa da onu da o bilir, edeceğini zannetmiyorum. Kendini istifade edip insanların istifadesine mani olacak kadar zalim. Niye etmesini manisi? Çünkü niye? Ben dinleyeceğim ki. Onlar dinlememiş olacak. Söylediğim bir şey daha önceden bir başkasından dinlememiş olacak, orijinal olacak. Enemiz kabaracak. Ne derdi demeyiz. He? Zalim. Merhametsiz. Hak düşman. Hırsız. Demezler mi? Hırsız. Yani niye bu tabirleri kullanıyorum? O kadar canımı sıkıyor ki yani. Ya tabirlerin üzerine Üstad diyor ki Hazreti Ali mâkik mâniya mâkik mâniya bi hayri tümimet manalarını, kelimenin manalarını açılımdan topla. Hayır oradadır diyor. Bi hayri tümimet. Mâkik mâniya manalarını topla. Tamam. Şimdi bir ders yapıyoruz ama belki 5 tane dersi kullanıyoruz. Tamam. Ne var yani? İnsanlar istifade etsin. Niye mani oluyoruz? Ya. Çok garibime gidiyor. Biz aldığımız şeyleri de kaynağını söylüyoruz. Bak Einstein şöyle diyor diye söylüyoruz değil mi? Falanca böyle diyor. Söylüyoruz. Gavuru söylüyoruz yani. Ey imanı taşıyan. Müslümanı söylemekten utanıyor musun? Ben gavuru söylüyorum. Ne söylüyorsun? İnşaatıcaz da gavurların peygamberimizi onayladığını usta söylüyor. Göte böyle diyor diyor. Alman prensi Bismarck şöyle diyor diyor. Usta demiyor mu? He? Peki ne biçim sana? Mesela fani ve fani ve fena bir adam şöyle diyor, baki bir sözü var diyor. Niyazi Mısri böyle diyor diyor. Sen niye diyemiyorsun? Hani ustadın talebesiydin. Nasıl terbiye bu? Senelerde beni okuyorsun. Aldığını söyle kardeş. Ve çok iyi biliyorsun ki bu insanlar istifade edecek. Niye? Nasıl bir vicdan taşıyorsun ki engel oluyor? Ya hiç vicdanı korkmuyor mu ya? Hiç mi rahatsız olmuyor? Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.